Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Umarım her şey yolundadır. Normal olarak pazartesi günü yayınlamam gereken bu videoyu programda pazartesi ve salı günleri fakültedeki yoğun mesaim nedeniyle hazırlayamadım. Beni hoş görün lütfen. Bugüne kaldı. Bugün Seyit Hüseyin Nasır okumalarımızın ikincisinde, daha sonraki yapacağımız tüm okumalarda bize lazım olacak çok temel kavramları inşallah ele almaya çalışacağım. Ve bu kavramlar üzerinden bundan sonraki derslerimizi daha sağlıklı olarak takip etme imkanımız olacak. Çünkü daha önce de tanıtmış olduğum bu Bir Kutsal Bilim İhtiyacı kitabının İnşallah ilk konusu olan Allah ve gerçeklik konusu üzerine yapmış olduğu son derece önemli bir çalışmayı, kitabın bir bölümünü sizinle bir sonraki derste ele alacağım. Ancak o konuyu işlemeden önce bu kavramları birlikte bir müzakere etmemiz gerekiyor. Hatta daha sonra inşallah ele alacağım, yani dördüncü olacak o. Dördüncü Seyit Hüseyin Nasır okumalarımızda kendini bilen Rabbini bilir olarak çok yaygın olarak kullanılan bu özdeyiş ve klişeyi Seyit Hüseyin Nasır bakış açısından inceleyeceğiz. Ve tabii orada da yine bir takım temel kavramlar olacak. Onları da yine bölümleri ilgilendiren özel kavramlar olarak zat-ı hallerinizle önce paylaşacağım. Sonra konuyu ele alacağım. Çünkü üzerinde durduğumuz okumalar ve bu okumaların müellifi Seyit Hüseyin Nasır çok önemli bir bilim insanı olarak kavramları genel anlamda kullanımından daha farklı boyutlarda kullanan ve bunu eserinde çok rafine, oturmuş bir biçimde okuyucularına sunan bir isim olması bakımından bugün göreceğimiz temel kavramlar da aslında her birerleri normal olarak bilinen kavramlar, bildik kavramlardır. Ancak bu kavramlara Seyit Hüseyin Nasır'ın ne anlam yüklediği, nasıl bir anlamda onları kullandığı bu okumalar açısından son derece önem arz etmektedir. Bu itibarla ve konumuz temel kavramlar olması nedeniyle bir kolaylık sağlamasını düşünerek mevzuyu Word olarak hazırladım. Word üzerindeki notlarımdan hareketle, yani tahtaya yazarak değil de, çünkü kavramlar olunca onun kendi doğrudan birebir ifadelerini de iktibas etmemiz gerekiyordu. Onları notlar çıkardım ve bu notlardan hareketle bir Word dosyası hazırladım. Şimdi bu dosyayı zat-ı hallerinizle paylaşacağım ekranda. Hem görsel olarak görmeniz, hem not almak istediğinizde daha rahat bir biçimde not almanızı mümkün kılması bakımından şimdi arz edeceğim bu dosyadan bugünkü dersimizi işleyeceğiz. Evet, gördüğünüz üzere bu dosyamızın başlığı tamamen Seyit Hüseyin Nasır'a aittir. Başlığımızı bir vurgulayalım müsaadenizle. Başlıktaki vurgular son derece önemli çünkü kutsal bilime metafizik bir temel ya da kutsal bilgi de diyebiliriz. Birazdan aşağıda onun üzerinde duracağız kavramlar olarak. Kutsal bilim, kutsal bilgi. Ki bir önceki dersimizde de bilgi iman karşılaştırmasını zaten bu manada bir ön hazırlık olsun diye yapmıştım. Orada da gördüğümüz üzere bu kavramların Seyit Hüseyin Nasır'da karşılıklarının netleştirilmesi önemlidir. Şimdi burada başlıkta da göreceğimiz üzere bir kutsal bilim kavramı var ki burada zaten bugün kavramlardan biri olarak onu ele alacağız, üzerinde duracağız. Şimdi bir de metafizik sözcüğü var. Keza bunu da aşağıda ele alacağız. Bunlar zaten bizim bildiğimiz kavramlar, metafizik, efendim, kutsal bilim, her ne kadar Seyit Hüseyin Nasır'a özel bir kavram olsa da metafizik bildiğimiz bir kavram. Aristoteles'ten beri
felsefe geleneğinde çok ünlü bir kavramdır. Ama biraz sonra göreceğimiz üzere Seyit Hüseyin Nasır kutsal bilime bir temel olacak metafizikten bahsettiğinde, bunu şöyle işaretleyelim, kendisine özgü bir ifade olan kutsal bilim diye tabir ettiği, kutsal bilimin temeli olacak bir metafizikten söz ettiğinde, bu metafizik bizim bildiğimiz Aristoteles'ten beri efendim kullanılan anlamıyla ve Kant'ın da kendine göre haklı nedenlerle karşı çıktığı ve prolegomena'da efendim reddettiği, böyle bir şey ilim olamaz diye efendim çok sert bir biçimde David Hume'a da atıfta bulunmak suretiyle karşı çıktığı metafizik değil bu. Burada Seyit Hüseyin Nasır'ın metafiziğinden bahsedeceğiz ve kutsal bilim olarak sunmaya çalıştığı bu bilginin ve bilimin zemini olarak tasarladığı metafizikle neyi tam olarak kastettiğini de biraz burada çıkarmış olduğumuz notlar üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi demek ki bu kavramlar ve bu kavramlara bağlı olarak bundan sonra ele alacağımız konularda Seyit Hüseyin Nasır aslında bütün söylemleri metafizik olan ve kendine özgü tanımladığı bir metafizikle temellendirdiği bir kutsal bilgiden bahsedecek. Nitekim aşağıda yeri geldiğinde söz edeceğiz. Çağımızda kutsaldan arınmış, kutsaldan ayrıştırılmış, kutsal olma vasfını kaybetmiş seküler bir bilimden, sekülerizasyon olarak ifade ettiği seküler bir bilimden de söz edeceğiz. Ve bununla da karşılaştırdığımızda onun da kendine göre bir metafiziğinin olduğunu da inşallah sizi çok yormaz, sıkmazsam arz etmeye çalışacağım. Şimdi efendim hemen bu kavramlara 1, 2, 3 diye başlayalım. Hiç kuşkusuz ki Seyit Hüseyin Nasır dendiğinde burada onun gelenekle neyi kastettiğini netleştirmemiz gerekiyor. Yani Seyit Hüseyin Nasır gelenekle ne kastediyor? Bunu bir tam anlamamız gerekir. Gördüğümüz gibi İngilizcesinde ki yazdığı yazıların büyük bir çoğunluğu İngilizcedir. Tradition olarak efendim ki bu kutsal bilgi ve kutsal kitabının da zaten bir bölümü tamamen geleneğe ayrılmıştır ki orada zaten çok detaylı bunları konuşacağız. Şimdilik genel okumalarımıza bir altyapı oluştursun diye kavramsal düzeyde bunu okuyacağız. Çünkü orada what is tradition diye bir soru cümlesiyle konuya girecek ve gelenek nedir diye sorarak başlayacak. İşte burada gelenek, tradition ve primordial tradition özellikle. Bunu da vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Onun kendi ifadesiyle primordial tradition ve keza kendisinin de atıfta bulunduğu özellikle son birkaç yüzyıl içerisinde Hristiyan mistizminin öncü geleneklerinden, pardon öncü temsilcilerinden bu manada geleneğe bakan Seyit Hüseyin Nasır'la bu manada müşterek efendim kabullere sahip neo-Thomasizm'den efendim Aldous Huxley'e kadar isimler saymak suretiyle bu Hristiyan mistizminin önde gelen temsilcileri hiç kuşkusuz bu isimler ve özellikle de Schoen'a yaptığı atıflar, Fritjof Schoen'a yapmış olduğu atıfları dikkate alırsak Seyit Hüseyin Nasır'ın bu primordial tradition ifadesi son derece önem arz eder. Şimdi bu ifadenin çok basitçe bir karşılığını yazacak olursak asli gelenek, asli bir gelenekten söz eder. Bu öyle bir asli gelenektir ki hemen hemen Seyit Hüseyin Nasr'ın tüm değerlendirmelerini bilim olarak, ilim olarak kabul ettiği her şeyin temelidir, aslıdır. Onun için kutsal bilime metafizik bir temel dediğinde aslında az sonra da göreceğiz. Onun metafizikle kastetmiş olduğu da
İşte bu primordial tradition olarak söylemiş olduğu asli gelenektir. Bu bir zemindir. Şimdi bunu biz biraz değerlendirelim. Sonra ilişkilendirerek zaten kavramlar arası irtibatı ve ilişkiyi de kurarak konuyu ele almaya çalışacağım. Şimdi diyor ki Seyyid Hüseyin Nasır, gelenek devamlılık ve intikal demektir. Ama bu devamlılık ve intikal nesilden nesile beşeri tarihte intikal eden, devamlılığı olan bir şey olarak gelenek, dini vahiy ve ilahi kaynaklı bir mesajın üzerine kurulur. Şimdi bu belirlenim Seyyid Hüseyin Nasır açısından kaçınılmazdır. Aşağıda da diğer maddeler üzerinden de konuşacağımız üzere onun için bir şeyin gelenek olması dini bir vahiy ve ilahi bir kaynak ve o kaynaktan gelen bir mesajla irtibatlı olması zorunludur. Böylece dikkat buyurulursa Seyyid Hüseyin Nasır dini vahiy ile ilahi kaynak ve onun mesajıyla ilişkilendirdiği geleneğin kendisini de zaten doğrudan kutsalla temellendiriyor. Şu ifade üzerinde de daha sonra çok duracağız, kutsal sözcüğü üzerinde. Seyyid Hüseyin Nasır'ın tüm temellendirmeleri buna dayalıdır. Eğer biz onun metafiziğini bu kutsal ile temellenme meselesinden sarf-ı nazar olarak değerlendirirsek Seyyid Hüseyin Nasır'ı anlayamayız. Şimdi ikinci bir cümle olarak diyor ki tarih boyunca din, sanat, felsefe ve benzeri olarak tecelli eden aşkın kaynağın bir hakikati ve geçerliliğinin adıdır gelenek. Ne kadar önemli vurguları olan bir tanım bu. Demek ki din olarak, sanat olarak, felsefe olarak zuhur eden, tecelli eden aşkın bir kaynak. Bu kutsaldır. Aşkın kaynak dediği bu kutsaldır. Bu kaynağın yani kutsalın bir hakikati ve geçerliliği anlamında gelenekten söz ediyoruz. Böylece Seyyid Hüseyin Nasır'da gelenek dediğimiz zaman din, sanat, felsefe gibi beşeri tekamülün zemininde yer alan bütün bu unsurları kastediyoruz. Ancak bütün bu unsurların hepsi kutsalın hakikatinin bir ifşa vasıtaları olarak, kutsal kendisini din üzerinden, sanat ve felsefe üzerinden ifşa ediyor. Ve beşeri gelenek bunu gerçekleştiriyor ve onun geçerliliğini sağlıyor. Demek ki bu manada gelenek sözünü etmiş olduğumuz bu aşkın ve kutsal olanın hem ifşasını, zuhurunu hem de onun insan hayatındaki geçerliliğini ifade eder. Bu nedenle Seyyid Hüseyin Nasır gerçek anlamda kendisinin kavramsal olarak kabul ettiği anlamda bir geleneğin dört unsura zorunlu olarak dayanması gerektiğini söyler. Bunlardan biri onun geleneği vahye dayanmalıdır. Yani zemininde, arka planında vahiy olmayan beşeri bir durum Seyyid Hüseyin Nasır için gelenek değildir. İki, zemininde bulunan bu vahiy ihlas ile tatbik edildiğinde, yani vahyin mesajları samimiyetle kabullenilip samimiyetle yaşama dönüştürüldüğünde, buraya lütfen çok dikkat edelim, insanı vahyin hakikatini somutlaştıran, vahyin ispatı haline getiren bir zemindir gelenek. İfadedeki derinliği lütfen dikkatle izleyelim. Ve bunu vurgulamama izin verin lütfen. Demek ki geleneğin zemininde bulunan vahiy insan tarafından ihlas ve samimiyetle bu mesajı, vahyin mesajı gerçekleştirirse bu vahyin mesajının gerçekleştirilmesi insanı ne yapıyor bakın. İnsanı vahyin hakikatini somutlaştıran, insan vahyin hakikatinin müşahhası haline geliyor. İnsanı konumlandırmasına dikkat ediyor musunuz lütfen?
İnsan vahyin hakikatinin somutlaştırılması ve vahyin ispatı. Vahiy mi arıyorsunuz? İşte insan. Vahyin gerçekliğini mi arıyorsunuz? İşte insan. Şimdi burada son derece önemli bir hususu bu ifade üzerinden ele almama izin verin lütfen. Seyyid Hüseyin Nasır vahyi, hakikatini ve mesajını insanın içinde bulunduğu medeniyetin yani geleneğin temeline koydu, ona dayandırdı, vahyi ona temel yaptı ve sonra bu vahyi dikkate alan, onun mesajına uygun bir dünya inşa eden insanı ise bu defa o insanın temelinde bulunan vahyin hakikatinin ispatı ve delili yaptı. Çok önemli bir temellendirmedir. Yani vahyin şekillendirdiği bir geleneğin ürünü olan insan, bu özelliği ve karakteriyle kendisini vahiy temelinde, kutsal temelinde şekillendirirken, şekillenişi formel ve suret olarak, bir biçim olarak, vahyin somut hali ve vahyin delili ve ispatı haline getirir. Onun için de ileri okumalarımızda, Seyyid Hüseyin Nasır'da bunları çok göreceğiz. İnsan ve insanın ait olduğu geleneğin bu anlamda bir tanımı, bu anlamda bir içeriğe sahip olması Seyyid Hüseyin Nasır okumaları için son derece önemlidir ve bunun bu şekilde bilinmesi de kaçınılmazdır. Öyleyse insanı bu kadar önemli hale getiren böyle bir kutsal zemin, vahiysel zemin efendim geleneğin temelinde üçüncü olarak hakimiyetin kesintisiz aktarımı. Yani gelenek, yani primordial tradition, asli gelenek, tarihe egemen olan şeydir. Tarihe egemen olan, tarihi yönlendiren, biraz da Hegelci bir perspektifle bakacak olursak, yani Hegelyan bir açıdan bakacak olursak, değerli izleyenler, tarihe egemen olan, tarihe hakim olan bir unsur bakımından bunun kesintisiz bir aktarımı, kesintiye uğramamış, bölünüp parçalanmamış, kopmamış bir bütünden söz ediyoruz. Onun için Seyyid Hüseyin Nasır okumalarında gelenek son derece önemli bir zemin, son derece önemli bir istinat noktası, son derece önemli bir delildir. Çünkü kesintisizdir. İşte bu asli geleneğin kesintisizlik özelliği, onu da vurgulayalım müsaadenizle. Kesintisiz aktarımı, kesintisiz olarak aktarılmış olması, geleneğin kutsal bir bilimin metafizik zemini olmasını nasıl sağladığını, nasıl güvenilir olduğunu da göstermiş oluyor. Onun için Seyyid Hüseyin Nasr'a göre gelenek hiçbir zaman bölünmemiştir, bölünemez. Çünkü az sonra konuşacağız. Gelenek, geleneğin içinde yer aldığı ve geleneğin şekillendiği tarihte beşeri ya da başka herhangi bir maddi unsurun tesirini aşkındır. Yani hiçbir biçimde gelenek kesintiye uğratılamaz. Çünkü gelenek adeta bir anlamda Heideggerian bir bakış açısıyla söyleyecek olursak varoluşun zemini olduğu için bunu kesintiye uğratamazsınız. Bu varlığı kesintiye uğratmak, bölmek gibi bir imkansızlıktan ve tırnak içinde söylüyorum, abesiyete ve saçmalığa sebebiyet verir. O nedenle Seyyid Hüseyin Nasır'da gelenek dediğimizde bunun kesintisizliği ve sürekliliği ve daimiliği. Az sonra konuşacağız. Kendisinin de üzerinde ısrarla durduğu biçimde
Batı'da aydınlanmayla beraber başlayan ve bilginin kutsaldan ayrıştırılmasına neden olan seküler dünya, sekülürizasyon bile geleneği kesintiye uğratamamıştır. Gelenek Batı'nın, Batı modernitesinin bilginin kutsal ile olan bağını kesme çabasına, kestiğini ilan etmesine rağmen kesintisiz sürekliliğini koruyan ve o geleneğin içinde de temsilcileriyle ve söylemcileriyle ve efendim felsefesiyle, sanatıyla kendisini icra etmeye ve insana rehber olmaya devam ettiren bir zeminden söz ediyoruz. Nitekim bunun ilerideki bazı okumalarımızda zamanla, mekanla, kültürle olan ilişkilerini de ele alacak, onları da konuşacağız. O halde bir gelenekten söz ettiğimizde bunun üçüncü unsurunun kesintisizliği son derece önemlidir. Dört, normal bir medeniyetin kimliğini belirleyen öğreti, sanat, bilim ve öğretinin diğer tüm unsurları, bunlar geleneği oluşturan ve o geleneğin efendim devamlılığını sağlayan temel unsurlar olarak her zaman var olur. Yani gelenek bir öğretiden, bir bilgi aktarımından asla ayrışamaz. Gelenek sürekli bilgi aktarır. Sürekli bir talimdir. Sürekli bir öğretidir. Gelenek sanattan ayrılamaz. Gelenek bilimden, dinden ayrılamaz. Bunlar geleneği gelenek yapan en temel unsurlardır ve her zaman bunlar birlikte olarak var olurlar. Bir diğer geleneğin anlamını tanımlamaya yönelik olarak efendim Seyit Hüseyin Nasr'ın yaklaşımında gelenek, bu son derece önemli, üzerinde duracağız değerli izleyenler. Dinin zaman ve mekan ile sınırlı bir alana indirgenmesini reddeder. Onun için kesintisizdir. Seyit Hüseyin Nasır için gelenek, onun kastettiği anlamıyla tradition, dini tarihsel olarak herhangi bir zamana, herhangi bir mekana indirgeyerek oraya ait kılamazsınız. Orada donduramazsınız. Orada kalamaz. Din böyle bir şey değildir. Çünkü din ilahi bir gerçekliktir. Ki bunu bir sonraki, inşallah önümüzdeki derste çok konuşacağız. Din ilahi bir gerçekliktir. Onun da aslı, burayı vurgulamama izin verin lütfen. Yani din ilahi bir gerçekliktir. Dinin aslı da, onun aslı da divine intellect'tir. Peki ne demek divine intellect? İlahi akıl. İlahi akıldır. İlahi akıl nasıl kesintiye uğratılabilir? O nasıl bir zamana, herhangi bir mekana indirgenebilir ve orada kalınabilir, tutulabilir? Tıpkı kozmos gibi, bakın, anlam ve gerçeklik düzeylerine sahiptir din. Din de tıpkı kozmos gibidir. Kozmosu böyle biliyor musunuz? Hadi ilk patlama teorisini efendim gerçeklik olarak algılayalım. İlk patlamadan bu yana varlıktaki sürekliliği, hala bu sürekliliğin devamlılığını, bütünlülüğünü, tümelliğini göz ardı edebiliyor muyuz? Hayır. Din de böyledir. İnsanla birlikte var olan, insanın varoluşsal zeminini oluşturan, insanın anlamını ve insanla birlikte oluşacak olan gelenek ve medeniyetin anlamını da ifade edecek olan kutsal, insandan ve insani varoluştan ayrılamaz. İnsanın sürekliliği nasıl kesintisizse, insanın sürekliliği içerisinde din ve dinin gerçekliği de öyle süreksizdir.
Tıpkı kozmostaki o bütünlük gibidir diyor. Yani çok muhteşem bir şeydir bu. Ve diyor ki yeryüzünde hiç temsil edilmese, bakın böyle bir farz-ı muhal. Yeryüzünde din hiç temsil edilmiyor olsa yine de Platon'un iddiası gibi bir ilahi intellekt, bir hakikat olarak, divine intellect olarak ne yapar? Var olmaya devam eder. Yani din hakikatin, gerçekliğin kendisi olarak o asla yok edilir bir şey değildir. O her zaman vardır. Fakat bu gerçekliğin insan ve insan medeniyetleri üzerindeki efendim neleri farklıdır? Tezahürleri farklıdır. Aşağıda diğer kavramlar üzerinden bunu konuşacağız. Bu itibarla değerli izleyenler, Seyit Hüseyin Nasır'da gelenek, daha sonraki kavramlar da onun anlam içeriğini tamamlayıcı unsurlar olarak konuştuğumuzda dersimizin sonunda daha kapsamlı bir değerlendirme yapma imkanımız olacak. Son derece önemli bir kavramdır. Ve neden kutsal bir bilime metafizik bir temel teşkil ettiğini de daha iyi anlamış olacağız. Hiç kuşkusuz onun son derece önemli olarak ifade ettiği şu sözcükler. Philosophia perennis, traditional metaphysics ifadeleri işte bizim Seyit Hüseyin Nasr'ın tam olarak ezeli hikmetle kastettiği şeydir. Öyleyse şimdi biz aşağıda diğer maddelerde, mesela burada kutsal bilgiden, bir de bilginin kutsaldan ayrışmasından söz edeceğiz. Dört tane kavramımız var. Bu ezeli hikmet sözcüğünün bağlamında aslında tam olarak ele alacağımız husus Seyit Hüseyin Nasr'ın metafizikten ne anladığıdır. Bu son derece önemli. Tüm okumalarımızda bu önemli. Yani tüm okumalarımızda biz Seyit Hüseyin Nasr'ın metafizikten tam olarak ne anladığını görmemiz gerekir. Yoksa genel fizikte, teorik fiziğin bir bölümü olarak, ki bizim işte felsefe giriş derslerimizde falan da bunları o boyutta konuşuyoruz. Daha ileri inşallah okumalarımızda da farklı boyutlarla konuşacağız. Orada ele aldığımız boyutuyla bir metafizikten söz etmiyor Seyit Hüseyin Nasır. Ezeli bir hikmet olarak metafizikten söz ediyor. Onun için de dikkat buyurunuz, ifadesi son derece önemli. Diyor ki benim kutsal bilimin temeli olarak düşündüğüm ya da gördüğüm metafizik nihai gerçekliğin ilmidir. Burada çok önemli şeyler konuşacağız inşallah. Nihai gerçekliğin ilmidir. Ve nihai gerçekliğin ilmi olan benim kastettiğim metafizik bilgi kaynağı olarak vahiy ve aklı kabul eder. Metafizikte efendim Seyit Hüseyin Nasr'ın metafiziğinde bilginin kaynağı, bilginin üretildiği iki unsur var ki bunlar aşağıda bir unsura dönüşecek, tek bir unsura dönüşecek. Vahiy ve akıldır. Ve Seyit Hüseyin Nasr'ın bu yaklaşımı, ki bugün üzerinde önemli olarak bu kavramları sizlerle paylaşıp konuşmayı düşünmeme neden olan da geleneğimizdeki son derece hatalı bir biçimde vahiy akıl karşıtı bir değerlendirmenin maalesef söz konusu oluşuyla yine akıl kalp arasında bir ayrımın neden olduğu kriz ve sorunların Seyit Hüseyin Nasır perspektifinden ne kadar rahat bir biçimde
çözümlendiğini de görme imkanımız söz konusu olacak. Dolayısıyla Seyit Hüseyin Nasır felsefesinde ve metafiziğinde vahiy akıl karşıtlığı olmadığı gibi akıl kalp şeklinde bir ayrım da yok. Bunları inşallah bir sonraki ve özellikle de dördüncü okumamızda insanın kendini bilmesi, Rabbini bilmesi mevzuunda akıl, kalp vesaire ve diğer mistik unsurları, sufi unsurları inşallah ele aldığımızda daha detaylı bir şekilde konuşma imkanımız olacak. Şimdi diyor ki burada son derece önemli. Bir, benim kastettiğim metafizik nihai gerçekliğin ilmidir. Zaten Aristoteles'ten beri de işte Tanrı'yla ilgili, ilahiyatla ilgili konular olunca bu bildik bir cümledir. Ama metafizikte bilginin kaynağına aklı değil, aklın aktivitesi olarak bir metafizik değil, vahiyden beslenen, vahiy ile temellenen bir aklın metafiziğinden söz ediyor. Burada da son derece önemli olarak benim tabii hem çok büyük bir takdirle ve hayranlıkla efendim üzerinde durduğum şu ifadesi tüm Seyit Hüseyin Nasır okumaları açısından önemlidir. Çünkü bu paradigma ya da düzelteyim, bu önerme diyelim. Onun genel paradigmasından ileride söz edeceğiz. Bu önerme Seyit Hüseyin Nasır okumaları ve değerlendirmelerin hayati en temel ilkesidir. Buna itiraz ederseniz Seyit Hüseyin Nasır'ın yorumlarını dikkate almayabilirsiniz. Ama Seyit Hüseyin Nasır'ı anlamak, onun ele aldığı konulardaki akıl yürütüşünü görebilmek bu önermeyi anlamakla doğrudan ilgilidir. İşte bu önerme onun beşerin aklını, yani insan aklı mutlakı bilecek bir yetidedir. Şimdi bu bizim tüm paradigmal ezberlerimizi bozan bir ifadedir. Zaten önümüzdeki inşallah okumada Allah gerçekliktir konusuna böyle başlıyor. Yani biz geleneksel metafizikte vesairede ya da kelam ilminde ya da değişik bakış açılarında temel yaklaşımımız nedir? Mutlak aklı aşkındır. Böyle deyince zaten akıl burada bitiyor. Yani aklın sınırını orada çizdiniz, koyduğunuz zaman tabii biz daha henüz Hüseyin Nasır'da aklı da tam konuşmadık. Onları da ileride konuşacağız. Ama temel bir önerme olarak Seyit Hüseyin Nasır diyor ki aşağıdaki ifadelerde de bunu göreceğiz. İnsan aklı mutlakı bilecek yetidedir. Gerekçelerini aşağıdaki maddeleri de okuduktan sonra bu önermeye yeniden döneceğim ve bu önerme üzerinde yeterince durmamız gerekiyor değerli izleyenler. Şimdi diyor ki bu bilgi ancak aklın vahiy sayesinde elde edebileceği bir bilgidir. Hangi bilgi? Nihai gerçekliğin bilgisi. Nihai gerçekliği bilebilmesi için akıl nereden hareket etmesi lazım? Vahiy sayesinde vahiyden elde edeceği bilgilerden hareket etmesi lazım. Peki vahiy neydi? Yukarıda konuştuk. Vahiy neydi? Vahiy gerçekliğin kendisiydi. Öyleyse akıl gerçekliğin kendisi olan ve insanda somutlaşan, insanda kanıtını bulan bir durum olarak vahiyden söz ettiğimizde bu vahyin temsilciliğini yapan bir akıldan söz ediyoruz. Onunla çatışan değil, onunla çelişen değil, onunla ayrışan değil. Ya onu somutlaştıran, onun kanıtına dönüşen insanın aklından söz ediyoruz. Böyle bir insanın aklı o insanı oluşturan vahiy gerçekliğiyle nasıl çatışabilir, çelişebilir? Bu öyle bir birlikteliktir ki insanı insan yapması bakımından vahiy zemindir, oradan besleniyor, akıl oradan besleniyor.
Ve oradan beslenen akıl, insani akıl olduğunda zemininde yer alan vahiy gerçekliğinin, nihai gerçekliğin de bir ilmi ve bir kanıtı olarak ortaya çıkıyor. Böylece beşeri aklın ürünü olarak gördüğümüz bilgi, diyor Seyyid Hüseyin Nasır, aslında vahiyden besleniyor. Benim söz ettiğim geleneğin içinde teşekkül eden bir akılsa vahyin somut halinden ibarettir, diyor. Bu nedenle böyle bir bilgi için vahyin rehberliği şarttır, diyor. Bakın, vahyin rehberliğinde oluşan bir akıldan söz ediyor. Onunla çelişen, onunla çatışan değil. Vahyin rehberliğinde oluşan, olgunlaşan bir akıldan söz ediyor. Bu bakımdan akıl ile iç benlikte bulunan kalp aynı şeydir. Bu iç benlik vesairesini inşallah dördüncü okumamızı beklemeniz gerekecek. Bunların üzerinde duracağım. Ve Seyyid Hüseyin Nasır, aklı ve kalbi birbirinden ayrıştıran yaklaşıma da itiraz ediyor. Yani şöyle söyleyebiliriz genel felsefesi olarak. Seyyid Hüseyin Nasır, ayrıştıran değil birleştiren bir felsefeye, kesintili, kopuk değil kesintisiz ve sürekliliği olan bir metafiziğe inanıyor ve onu savunuyor. Vahiy ile buluşmak suretiyle kutsal bir kimlik kazanmış olan akıl, bakın şu tanıma ve tabire dikkat edelim. Vahiy ile buluşmak suretiyle kutsal bir kimlik kazanmış olan akıl, nüfuz edici karakteriyle, bu nüfuz etme, bu da akla Cenab-ı Hakk'ın verdiği önemli bir yetidir. Nüfuz edici karakteriyle nihai gerçeklik olarak Allah hakkında doğru metafiziği mümkün kılar. Bu cümle son derece önemlidir. Demek ki vahiy ile buluştuğunda, vahiy ile olgunlaştığında, vahiy ile buluşmuş, vahiyden beslenmiş, vahiy ile olgunlaşmış bir kimliğe sahip akıldan söz ediyoruz. Bu akıl öyle bir akıldır ki ışık gibi öyle bir nüfuz edici, yayılıcı bir özellik kazanır ki nihai gerçeklik olarak Allah hakkında artık doğru bir metafizik temele sahibiz demektir. O halde yukarıya çıkalım. Seyyid Hüseyin Nazır'da metafizik temel ne oldu? Farklı bir renkle yazalım. Metafizik temel vahiy ile olgunlaşmış, olgunlaşan aklın nihai gerçeklik ve Allah hakkında artık bilgi üretebilecek bir metafiziğe dönüştüğünü, bir metafizik olduğunu söylüyor. Şimdi böyle olduğunda o zaman Seyyid Hüseyin Nasr'ın nihai gerçeklik olarak Allah hakkında doğru bir metafizik zemine akıl sahip olur. Tabii bunları daha açacağız, konuşacağız, üzerinde duracağız, maddeleri okuyalım. Bu metafizik bilgi, dikkat buyurun lütfen, kainatı gerçekliğin göreceli hicabı altında inceleme imkanı sunar bize. Bu metafizik bilgi, yani şu bir üst maddede ele aldığımız vahiy ile buluşan, vahiy ile olgunlaşan ve nüfuz edici karakteriyle ilahi gerçekliği arayan, ilahi gerçekliği bulmaya yönelen metafizik bilgi, kainatı gerçekliğin göreceli hicabı, bunu vurgulamama lütfen izin verin. Bu tabirler o kadar rafine, o kadar harika ifadeler ki Seyyid Hüseyin Nasır bunu kesintisiz geleneğin tüm o büyük ummanına dökülen tüm dini geleneklerin mistik ve sufi tasavvurundan süzerek söylüyor. Burada Hristiyan mistizmi var, Yahudi mistizmi var,
Hermetik gelenek mistisizmi var, Platonizm var, Neoplatonizm var, Pisagorizm var, Hinduizm var, Taoizm var. Hepsinin süzüldüğü bir durumdan söz ediyor. Ve bu metafizik bakış açısına göre kainat, şimdi onu vurgulayalım lütfen müsaadenizle, kainat yani var olanlar olarak, var olan olarak kainat, mevcudat diyelim biz, mevcudat, gerçekliğin bir hicabıdır. Şimdi Seyit Hüseyin nasıl bir metafizikten söz ediyor? Şu gördüğümüz mevcudatı, nesnel varlıkları, objeleri, fenomenleri, fenomenoloji olarak her ne varsa bunların tamamını gerçekliğin bir hicabı olarak görüyor. Şimdi burada bu o kadar önemli ki şu ifade, gerçekliğin hicabı olarak görme. Çünkü bize iki önemli hususu onun üzerinden düşünme imkanı veriyor. Bu metafizik var olan olarak evreni, alemi, kozmosu gerçekliğin üzerinde bir perde, bir hicap olarak gördüğünde iki şeyi fark etmemize imkan veriyor. Bir gerçeklik var, iki, bir de bu gerçekliği örten bir hicap var. Şimdi böylece bu kutsal bilgi dediği onun, bu metafiziğin ürettiği bilgi, kutsal bilgi, böyle bir metafizikle elde edilen bilgi, öncelikle bir gerçekliği tespit eder, bir gerçekliği vurgular. Ardından da var olanları, görüngülerimize aksedenleri onu da bir hicab olarak tespit eder. Burada bu metafizik iki tespitte bulunuyor. Bir gerçeklik var, bir hicab var. Bu tespit beraberinde aslında Seyit Hüseyin Nasr'ın hemen tüm makalelerinde bir biçimde vurgulamış olduğu bir ikiliğe değil, bir dualizme değil, bir vahdete, bir birliğe göndermede bulunuyor. Ve öyle bir gerçeklik ki insanın bu metafizik bilgisinde hicap olarak görünüyor. Öyle bir hicap ki insanın bu metafizik bilgisinden hareket ederek gerçeklik olarak görünüyor. Öyleyse öyle bir gerçeklikten söz ediyoruz ki hicabı, öyle bir hicaptan söz ediyoruz ki gerçekliği birbirine içkin ve aşkın olmak bakımından bir sufiye şöyle söylettiriyor. Ey kendisini kendisiyle örten. Ya men setara nefsehu bi nefsihi diyor sufi. Söze bakın. İşte bu bilgi, kutsal bilgi dediği bu. Evet. Varlığı bir perde olarak görmek ama o perdeyi kimilerinin sandığı gibi önemsiz, değersiz, geçici, fani değil. Gerçekliğin bizim aklımızdaki zuhuru olarak görmek. İleride bunları Seyit Hüseyin Nasır'da okumalarımızda göreceğiz. Daha derin okumalara, konulara geldiğimizde inşallah bir sonraki Allah ve gerçeklikte de biraz bundan konuşacağız. Seyit Hüseyin Nasır'da bu metafizik bilgiye, bu kutsal bilgiye, bu ezeli hikmete sahip bir hikmet ehli aklıyla varlığı bir hicab olarak görür,
kalbi ve ruhuyla, ki o da yine akıl demektir, gerçekliği görür. Ve insan bu perde ve perdenin örttüğü gerçekliğin, dikkat buyurunuz değerli izleyenler, buluştuğu mükemmel varlıktır. İnsana bu metafizik bilginin, bu geleneğin verdiği değeri görüyor musunuz? Birazdan bu değerin ondan nasıl el alındığını da konuşacağız. Şu insana verilen değere bakın. Şu insanın konumlandırılmasına bakın. İnsan gerçekliğin hicabı, insan gerçekliğin somut, müşahhas temsili, insan hem hicabı hem hicabın örttüğü gerçekliğin temsilcisi. Şu konumlandırmayı görüyor musunuz? İnsandan başka kim bu sözü söyleyebilir? Ey kendisini kendisiyle örten. İnşallah kendini bilme konusunu konuştuğumuz videomuzda bu mevzuyu daha derinlemesine ele alacağız. Hallacı Mansur öyle diyor işte. Seninle beni ayrıştıran ben diyor. Onu ortadan kaldırmak istiyorum diyor. Ben hicaptır. Ortadan kaldırmayı bu kutsal metafizikle başardığınızda o da gerçekliktir. Bunu konuşacağız inşallah. Şimdi bir sonraki madde üzerinden devam edelim. Biraz da hızlanalım. Galiba çok sizi yoracağa benziyorum bugün. Bu metafizik bilgi kültürlerin ve bilimin değişmesiyle değişmez. İşte bak, sürekliliğe yeniden vurguyu görüyorsunuz. Bu metafizik bilgi kültürler değişti, teknoloji, bilim değişti diye değişmez. Gerçek bir ilahiyat ilmi ve irfandır. Bu irfan kişinin, buraya dikkat durun lütfen. Bu irfan kişinin mensup bulunduğu dinden bağını koparmaksızın. Demin saydım ya Seyyid Hüseyin nasıl, oradan besleniyor, buradan besleniyor, bilmem ne. Birçok kimse diyor ki ya o Müslüman mı ki? Senin ufkun ne ki soruyorsun bu soruyu? Müslüman mı ki diye. Kişi mensup olduğu dinden bağını koparmıyor. Müslüman Müslüman kalıyor, Hristiyan Hristiyan kalıyor ama diğer tüm dinlerin çokluğundaki ezeli hikmeti, o ortak ezeli hikmeti ve birliği gören bir bilgi. Bakın, tüm dinlerin özünde ezeli hikmet ve bilgiyi gören bir bilgidir. Buna en çok bizim efendim Müslüman camia ilahiyat tahsili yapan insanlar itiraz ediyor. Ya değerli kardeşim, sevgili meslektaşım, tüm dinleri Allah gönderdi. Hazreti Adem'den beri, ilk insandan beri dinlerin hepsini gönderen Allah'tır demiyor musunuz? Evet. İşte bu da onu söylüyor. Onlar diyor tahrif olmuş. İyi de deminden beri ne söylüyoruz? Seyyid Hüseyin Nasır diyor ki, ben tahrif olmayan, tahrif edilemeyen, tahrif edilmekten masum bir hakikati konuşuyorum. Kimin haddine düşmüş ilahi gerçekliği tahrif edebilmek? Ha bunlar kültürlere ve coğrafyalara dağılımı içerisinde kimi özgünlüğünden saptırılabilir, istismar edilebilir vesaire yapılabilir. Ama bu onun beşeri tarihin gerçekliği içindeki özsel doğruluğunu ve hakikatliğini kaybetmesine sebebiyet verebilir mi? Hayır. Bunu nasıl düşünebiliriz?
Allah'ın beşere rehberliğinin kesintiye uğramasını nasıl iddia edebiliriz bir Müslüman olarak? Allah'ın insana rehberliği kesintiye uğrayabilir mi? Hayır. İşte bu beni Müslüman kılan Müslümanlıktaki sabit ayağımla birlikte Hazreti Mevlana'nın döndüğü gibi tüm dinlerin interlandındaki ezeli ve sabit hikmetle buluşmamı mümkün kılan bir dindarca, bir Müslümanca, bir arifçe, bir sufice duruşu ifade eder. Bu metafizik dini formların, bakın şu cümlenin muhteşemliğine bakın değerli arkadaşlar. Diyor ki bu metafizik, yani Seyyid Hüseyin Nasır metafiziği, bu metafizik dini formların çoğulluğunun ardındaki birliği görür. Bakın. Aklı sabavetten kurtulmamış, çocukluk düzeyini aşamamış kimseler bu muhteşem insanın büyük iman ifadelerini kavrayamıyor tabii, itiraz ediyor. Öyle bir metafizikten, öyle bir metafizik bilgiden söz ediyor ki bu metafizik işte kutsal bilimin zemini olmasını istediği metafizik, dini formların çoğulluğu kesretindeki o vahiy ve ilahi gerçekliğe ait olan birliği görür. Bu öyle bir görü, öyle bir göz, öyle bir perspektif ve bakış açısı kazandırır ki kişiye, Arif'e, kim tahrif ederse etsin o tahrif edilemeyeni görür. Kim istismar ederse etsin istismar edilemeyeni bulur. Çünkü nihai gerçekliğe ait olan bu bilgi, bakın, dış dünyayı bir örtü olarak görür. Az önce hicaptan söz ettik. İster aşkın, ister içkin olsun insana yeryüzündeki varoluşu ile ilgili varoluşsal bir bilinç kazandırır. Demek ki bu metafizik bize öyle bir bilinç kazandıracak ki bu bilinçle biz varlıkta içkin olanı da aşkın olanı da nihai gerçeklik olması bakımından idrak etme imkanına kavuşacağız. Ve daha sonraki okumalarımızda da detaylı bir biçimde inşallah üzerinde duracağımız üzere nihai gerçekliğe ulaşmanın da üç yolunu bizim tasavvuf geleneğimizin belirlediği ve Seyyid Hüseyin Nasr'ın çok derinden vukuf sahibi olduğu Hindu geleneği, Hinduizm geleneği, Taoizm geleneği, Tizuizm geleneği, efendim tüm bu gelenekler ve aynı zamanda Hristiyan mistik gelenekte antik Yunan mistizminden bu tarafa doğru tüm bu geleneklerde bu hiyerarşinin benzer sözcüklerle tekrar edildiğini söyler. Bu mehavettir. Mehafettir. Dikkat edin. Bu bir haşyettir. Bir hayranlık halidir. Varlığın muhteşemliği karşısında dehşete düşmektir. Korku falan değil. Genelde bizde yanlış olarak bunu korku. Korku değil bu. Bu haşyettir. Bu hayrettir. İnşallah dördüncü okumamızda o kendini bilme meselesini ele aldığımızda bunun üzerinde duracağız. Bu konuların inşallah. Bu öyle bir şeydir ki bizi sevgiye, sevgi basamağına hiyerarşide bir üst düzeye çıkarır.
Korkuyu o nasıl sevgiye bizi çıkarsın? Hayranlıktır, hayrettir, şaşkınlıktır. Dehşete düşmektir. Ama bu olumlu manada, olumsuz korku manasında değil. Bu hayranlık, bu şaşkınlık, bu dehşete düşüş sevgiye, aşka dönüşecek. Tasavvuftaki muhabbet, aşk budur. Ve bu aşk Seyit Hüseyin Nasr metafiziğinde marifete, kutsal bilgiye dönüşecek. Bu öyle bir bilgi ki bu bilgiye kimse itiraz edemez çünkü hakikatin kendisidir. Bu öyle bir bilgidir ki değişemez, dönüşemez, reddedilemezdir. Bunları inşallah daha farklı boyutlarla konuşacağız. Bu hiyerarşinin tüm diğer kültürlerde var olduğundan söz ettik. Şimdi kısaca aslında hep söyledik de kutsal bilgi o zaman görüyorsunuz. Scientia Sacra ya da Science Secret kutsal bilgi. İşte bu kutsal metafiziğin böyle bir metafiziğin ürettiği bilgiden söz ediyoruz. Böyle bir gelenek, böyle bir kutsal metafizik ve böyle bir kutsal bilgi. İşte bu kutsal bilginin zemini olarak metafizikten birazdan az önce söz ettik. Şimdi bu bilgi diyor beşeri varoluşun merkezinde ve tüm sahih dinlerin kalbinde yatar. Şimdi bu bilgi beşeri varoluşun merkezinde. Onun için Heidegger bu bilgiyi Being and Time'da Dasein üzerinden, insan üzerinden, insan varoluşu üzerinden keşfetmeye çalışır. Tüm varoluşçu filozofların söylemlerini dinleyelim, okuyalım, anlamaya çalışalım. Bunu görürüz. İşte kutsal bilgi dediğim benim budur diyor. Tüm sahih dinlerin kalbinde yatar. Tahrif edilmiş de, bozulmuş da, şöyle olmuş da, böyle olmuş da, ne olursa olsun bu bilgi çürümez, kaybolmaz, yok edilemez bir bilgidir. Ve şu ifadenin muhteşemliğine lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Çünkü yukarıda akıl mutlakı bilme yeteneğine sahiptir demişti, onunla ilişkilendireceğiz. Diyor ki Seyyid Hüseyin Nasır, zati melekeleri yani yaratılıştan yaradanın ona kodladığı melekeleri, yetileri, kategorileri Kantçı bir ifadeyle söylersek modern dünyanın etkileriyle zedelenmemiş, tahrif edilmemiş, saptırılmamış her doğal akıl, natural intellect yukarıda bunu vurgulayalım. Bu natural intellect yukarıda biliyorsunuz divine intellect vurgulamıştık. Neredeydi? Bir yerde burada. Evet şu gördüğünüz gibi burada. Aslı bizim aklımızın aslı ilahi akıl bizdeki natural tabii natural intellect dediğimiz akıl. Şimdi bu doğaüstü dediğimiz aşkın dediğimiz mutlak olarak ifade ettiğimiz idrak ettiği bu aklın ürettiği bilgidir. Yani böyle bir akıl üretecek kutsal bilgi. Ve bu akıl onu tahrif eden modern ve seküler etkilerden mahzun, korunmuş olmalıdır. Aşağıda birazdan bunu konuşacağız. Bu bilgilerin kökleri kutsaldır. Bilginin kökü kutsaldır, meyvesi de kutsaldır. Ve çok son derece önemli, bu bilgi suje ile yani bilen ile obje bilineni birleştiren tevhid eden bir bilgi. Bakın, Seyyid Hüseyin Nasır, tabi Molla Sadra üzerine bir kitap yazmış, çalışması olan bir insan. Molla Sadra'nın da felsefesinin özünü teşkil eden akıl makul ilişkisi, akıl makul ve akil tevhidinden söz eder o. Şimdi buradan baktığımızda
Kutsal bilgi az sonra bunun tersini aşağıda dördüncü maddede konuşacağız. Kutsal bilgi bilen ile bilineni birbirinden özsel ya da tözsel manada ayrıştıran, karşı karşıya koyan bir bilgi değildir. Çünkü Seyyid Hüseyin Nasır felsefesinde bölünmek, parçalanmak ve karşı karşıya gelmek bilginin kutsal zeminini kaybetmek demektir. Bu itibarla kutsal bilgi tevhidi bilgidir diyor. Ne demek tevhidi bilgi? Birleştiren, tekilliğe, uniqueness'a doğru bizi götüren bir şeydir. Niye böyle oraya götürüyor bu bilgi bizi, bu metafizik bizi? Çünkü aslı bir de ondan. Aslı tekillik, uniqueness'tır da ondan. Aslına varamayan bir bilgi nasıl bir kutsal bilgi olabilir? Onun için bu birlik kutsal, zaten o bilginin hem zeminidir hem de her ne ise varoluş olarak onun kendisidir. Kutsal bilim görüngüyü yani zahiri var olanları yukarıda görüşmüştük. Onları aşan anlamlara sahiptir. Bu da ancak kutsal bir bilim ile anlaşılıp yorumlanabilir. Örneğin böyle bir bilim, böyle bir kutsal bilime sahip olmayan, böyle bir perspektife sahip olmayan bir kimse varlığın hicabından, perdesinden, o perdenin örtmesinden, örttüğünden, örtülmesinden ne anlayabilir de yorumlayabilir? Onun için kutsal bilim geleneğin aktardığı geleneksel bilgiden başka bir şey değildir. Bakın kutsal bilgi bir de geleneğin aktardığı. Gelenek onu taşıyor bize. Gelenek ilk insan varoluşundan bugüne ve kıyamete kadar asla kimsenin durduramayacağı bir tren, bir metro gibi akacak ve tarihin sonuna kadar insanlığın bu kutsal bilgiden yararlanmasını mümkün kılacaktır. Bu treni kimse durduramaz. Kimse yok edemez. Hiç kimsenin haddine düşmemiş. Onun için değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, Seyyid Hüseyin Nasır'da kutsal bilgi, metafizik ve gelenek birbirleriyle doğrudan ilişkili öyle entegre kavramlardır ki bunları birbirlerinden ayrıştıramayız. Hepsinin ortak olarak bize vurguladığı şey beşeri bilginin kutsaldan, manevi olandan, dini olandan mahrum olamayacağıdır. Bunu mahrum edersek ne olur? İşte dördüncüsü olur. Burada gördük işte. Bakın. Şimdi bunları göreceğiz. İşte 17. yüzyıldan itibaren özellikle başlayan bir aydınlanma süreci Batı'da. Descartes'la başlayan Kartezyen ayrışma ve daha sonra 18. yüzyıla geldiğimizde, 19. yüzyıla geldiğimizde özellikle Nietzsche'de Tanrı'nın ölümünün ilanıyla sonuçlanan ve insanı sadece bilgi düzeyinde değil, insanın tüm varoluşsal zemini ve insanın kendi hakikatinin tanımlanması da dahil olmak üzere kutsaldan ayrıştıran bir sürece girmiştir insanoğlu. Bu sürecin Batı modernitesinde insanlığı getirdiği yer kutsal olandan kopuk,
kutsal olanını kaybetmiş, kutsal olanından kopmuş ve bu kopuşun kayboluş dehlizlerinden ve labirentlerinden bir türlü çıkamayan ve şimdilerde tüm Batı felsefesi insanın kendini arayışı üzerine bunun için yoğunlaşmıştır. Bir kayboluş yaşamıştır çünkü. İnsanın kendini arayışından ibarettir. İlginçtir, bakın ilginçtir ki ben Nietzsche'yi tanımlarken onun hakkında konuştuğumda tabii haddim değil onlar hakkında konuşmak ama değerlendirme yaptığımda yapabilme imkanım ölçüsünde delirecek kadar aklın hakkını vermiş bir deha olarak görürüm Nietzsche'yi. Delirecek kadar akıllı olmak ancak Nietzsche'de somutlaşmıştır. Bir başka şey daha söyleyeceğim. Beni hoş görün lütfen. Muharref din algısının istismar edilmiş din algısının temsil ettiği, sembolleştirdiği, ritüelleştirdiği, simgeselleştirdiği Tanrı'yı Seyit Hüseyin Nasr'ın ifade etmeye çalıştığı anlamda gerçekliğe tekabül eden Tanrı'ya ulaşmak için öldürecek kadar, bu Tanrı öldü diyecek kadar gerçek Tanrı'yla buluşmayı bilebilmiş bir adamdır Nietzsche. Tekrar ediyorum. Çünkü bunu Seyit Hüseyin Nasır üzerinden Nietzsche değerlendirmelerinde de çok efendim konuşacağız. Delirecek kadar akıllı olmak Nietzsche'ye mahsus bir şeydir. Tüm sahih dinlerin Seyit Hüseyin Nasırcı bir ifadeyle ezeli hikmetin taşıyıcısı olan gelenek üzerinden gelen ve nihai gerçekliğin kendisinden ibaret olan Tanrı'ya ulaşabilmek için tarih boyu üretilen sahte Tanrı'yı öldürebilecek kadar da gerçek bir Tanrı'ya sahip insanlar. Nietzsche çünkü Tanrı öldü nidalarıyla seslendirdiği, böyle buyurdu Zerdüşt kitabında, okuyabilen ve görebilen için bu gayet açıktır. Will to Power kitabının tüm bölümlerine dikkatlice baktığımız zaman da bunu görebiliriz. Onun için bilginin kutsaldan ayrışması, efendim, insanoğlunun varoluşundan Tanrı'nın çıkarılması, Nietzsche'nin sebebi olduğu ya da temsil ettiği bir şey değil. Tam tersine, çağdaşları olan daha farklı isimler, Karl Marx gibi mesela, isimlerin, dine bütünüyle karşıt isimlerin, her türüne karşıt isimlerin temsil ettiği bir şey olarak görmek daha doğrudur diye düşünüyorum. Ama burada asıl konuma yeniden döneyim. Şu ya da bu biçimde şimdi içinden geçtiğimiz ve yaşadığımız dünyada bu modern algı, bilgiyi sekülerize eden bu algı, onu kutsaldan koparan bu algı, bilgiyi bir güce dönüştürmüştür. Knowledge is power yapmıştır.
Oysa geleneksel bilgi, kutsal bilgi güç değildir, değerdir. Geleneksel ve kutsal bilgi değerdir. Bu nedenle geleneksel insan değerli insandır. Burada değerliyi büyük ve böyle yazıyorum. Değerli insandır, yani bir değeri olan, değer yargısı olan insandır. Ve geleneksel insan değerli insandır, yani bir değere sahiptir ve bu değer kendi içinde bir hiyerarşi içerir. Bu değer Tanrı'dır. Tanrı değerin kendisidir. Tanrı değerdir. Ve bu Tanrı'nın kulu olduğunda insan bu Tanrı'nın kulu olduğunda değerli de olur. Çünkü Tanrı değerdir. Ben Tanrı'nın kuluyum, Abdullah'ım dediğinde insan değerli olur. Çünkü Tanrı değerdir ve değer zemini üzerinde kendisini ifade eder. Ve insanın üzerinde yaşadığı evren, mevcudat, varlık, o da Allah'ın insan için inşa ettiği, insanın bir misafirhanesine dönüşünce, Tanrı'nın insan için inşa ettiği bir misafirhane olunca, Tanrı'nın evi olmak bakımından evren de bir değer sahibi, değerli olur. Onun için Seyyid Hüseyin Nasır'da kutsal bilgide Tanrı değerdir, insan değerdir, evren de değerdir. Ve kutsal bilgide bu üçlü bir değersel karşılığa sahiptir ve bir birlik ifade eder. Yani bir değerler birliği, bir değerler bütünü. İşte Batı diyor, Tanrı'yı öldürerek bilginin kaynağını vahiy ve Tanrı olmaktan çıkararak öncelikle, hani bunu Batı'nın kendi içinden çıkan pek çok insan da bunu söylüyor. Biz Tanrı'yı değil, Tanrı'nın şahsında kendimizi öldürmüşüz. Şimdi yeniden bir Tanrı ihya ve inşa etmenin çabası nedir? Öyle buyurdu Zerdüşt'ün çabası nedir? Öldürdüğümüz Tanrı'yı ihya ile insanın kendisini ihyayı mümkün kılma çabasıdır. Tüm Batı'nın şu andaki felsefi çırpınışı Tanrı'nın yeniden ihya çırpınışıdır. İhyası çırpınışıdır. Çünkü insan o olmaksızın olamıyor. Bu nedenle yukarıdaki konuşmalarımızda metinleri okurken insan tanrısal olanın somut hali ve onun kanıtı idi. Ve Tanrı da insanın somutlaşabilmesinin imkanı idi. Modernite ile başımıza gelen bela, Tanrı kendisini somutlaştırdığı Mesih'ini kaybetti, insanı kaybetti. İnsan da kendisini gerçek kılan, somutlaştıran zeminini kaybetti. Bu itibarla Batı tekrar kutsal bir bilim arayışıyla Tanrı'yı bulmayı, Tanrı'da kendini bulmayı, Tanrı'yla buluşması üzerinden evrene yeniden tekrar Tanrı'yla birlikte bakmaya ve bakmayı başarmayı aramaktadır. Çünkü tanrısını kaybeden bir insanın ne kendine
ne de evrene bakabilecek bir perspektifi kalamaz. İşte tam da bunun üzerinden kutsal bilim bize insanı yeniden Tanrı'nın yeryüzündeki değerli misafiri, değere vurgu yapıyorum, değerli misafiri, dünya insanı konuk eden değerli bir misafirhane, Tanrı da bunların değersel zeminidir. Ama modern insan bu değerini kaybederek Seyit Hüseyin Nasır'ın sıklıkla kullandığı Prometeyan bir insanlığa, Prometeusçu bir insanlığa dönüştü ve antik Yunan mitolojisinin temsil ettiği Prometeus ve Prometeyan varoluş ateşi, bilgiyi, teknolojiyi yıkım olarak kullanan arka plana işaret eder. Onun için bugün yeryüzünde insan Tanrı'nın değerli halifesi değil, tüm değerlerinden mahrum kalmış. Bu değerleri kaybedişin verdiği bir alevle, ateşle yanan, ateş topu haline gelen, bilvesile temas ettiği her şeyi de yakıp yok eden bir çılgına dönüşmüş insan. Onun için sorumsuzca evreni tüketiyoruz, sorumsuzca evrene zarar veriyoruz, sorumsuzca varlığı tahrip ediyoruz. Ve bu sorumsuzluğun bir kutsal bilimle yeniden buluşmasının ardından insan yeniden insan olduğunda, yeniden kendini hatırladığında, yeniden değeriyle buluştuğunda Tanrı'yla da evrenle de buluşmuş, birlik ve vahdetini kazanmış olacaktır. Şu haliyle, parçalanmış haliyle insan Seyit Hüseyin Nasr'ın, Rabbim ona çok hayırlı uzun ömür versin, batının bağrında bu seslendirişlerini ve davetlerini sürdürmesi gerekiyor. Başta Batı insanı olmak üzere tüm insanlığın bu seslenişe ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Özellikle de alışılmış ezberci bir dindarlığın ünsiyet perdesi altında bu tür şeyleri görebilmekten mahrum kalmış, kendi kendini örtmüş dindarların, dindarlıkları kendilerinin için bir örtü haline gelmiş, bir hicap haline gelmiş dindarların, bu örtüyü kaldırarak bu kutsal bilime, bu kutsal metafiziğe, bu söyleme kulak kabartmaları gerektiği kanaatimi de hoşgörünüze mahcuben ifade etmek istiyorum efendim. Yine uzun olduğunu düşündüğüm bir ders oldu galiba ama bilmiyorum saat tam olarak kaç oldu. Umarım bu ifadelerimiz ekrana yansıttığım, sizin için hazırlamaya çalıştığım bu kavramsal bilgiler bundan sonra sizinle ele alacağım Seyit Hüseyin Nasır çalışmalarındaki konuları bugünkü dersime de yapacağım atıflarla şöyle konuşmuştuk. Gelenek buydu, metafizik buydu, bilim buydu, kutsal bilgi şuydu şeklinde daha rahat işleyeceğimizi düşünüyorum efendim. Sabırla vakit ayırıp beni izlediğiniz için tüm izleyicilerime ve tekraren çok değerli gözümün nuru sevgili öğrencilerime hürmetlerimi arz ediyorum. Sevgi ve muhabbetimi takdim ediyorum. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.